Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videonun başından da gördüğünüz üzere müzik bölümleriyle ilgili önyargılar ve yanlış bilinen şeyler hakkında bir video çekeceğim. Bu videoyu çekme amacım asla kimsenin fikrini değiştirmek değil. Neticede herkesin fikri kendi için değerli ve özel. Birilerinin fikrini değiştirmek için değil, daha çok yanlış bilinen şeyleri birazcık düzeltmek için bu videoyu çekmek istedim. Ve özellikle de aslında biz bu tarz yaşadığımız sorunları, anılarımızla, başımıza gelen şeyleri kendi aramızda konuşuyoruz. Müzik bölümü öğrencileri olarak ya da müzik bölümü mezunları olarak, müzisyenler falan fark etmeksizin. Ama bu sorunları tek başımıza, yani kendi aramızda konuşarak çözemeyeceğimizi düşünüyorum ve hani bir şekilde sesimizi de duyurmamız gerektiğini düşünüyorum ve belki bu videoyu izliyorsunuz ve bu konuda hiçbir fikriniz olmayabilir. Ya da bu videoyu izliyorsunuz, bu videoda kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz. Ya da gerçekten sizin de bazı önyargılarınız ya da yanlış bildiğiniz şeyler de olabilir. Bunları birazcık böyle nasıl diyeyim, törpülemek amaçlı ya da işte daha doğrusu doğru bilgi hakkında neler yaşadığımız ve aslında yani zannedilen ve aslında olanın nasıl olduğu hakkında birazcık konuşmak istediğim bir video olacak. Bu videoda sırayla bazı konulara değineceğim. Bu konular ya benim yaşamış olduğum ya da arkadaşlarımla, tanıdıklarımla konuştuğumda onların yaşamış oldukları anılardan da aslında gördüğümüz kadarıyla insanların bizim bölümümüz hakkında ya da işte müzik okumakla ilgili ya da müzik yapmakla ilgili, bir insanın mesleğinin müzik olmasıyla ilgili nasıl yanlış anlaşılmaları olduğunu böyle birazcık anlatmaya çalışacağım. İlk olarak şununla başlamak istiyorum. Evet, bu hepimizin başına geliyor. Neticede üniversite sınavına giriyorsunuz, üniversiteyi kazanıyorsunuz, istediğiniz bölümü kazanıyorsunuz ya da müzik istiyorsunuz da müziği kazanıyorsunuz. Çok güzel, başardınız, mutlusunuz, aileniz sizinle gurur duyuyor. Çok güzel bir süreç. Ama elbette komşular, ailenizin tanıdıkları, birileri sürekli ya da aile büyükleriniz, belki akraba falan gibi tam olarak sizin ne yaptığınızı bilmeyen akrabalar falan da olabilir. Ne okuduğunuzu, işte evet sınava girdin, kazandın mı, ne oldu diye sorduklarında, müzik öğretmenliği okuyorum, evet kazandım dediğinizde şöyle bir tepkiyle karşılaşabiliyorsunuz. Üzülme ya, boş ver. Tamam ya, geçer, atlatırsın. Yani atlatırım, geçer, üzülme. Şey gibi düşünülüyor. Ha, orası mı oldu, o mu tuttu? Çünkü insanların aklında şöyle bir şey var. Normal üniversitelerin diğer bölümlerinde nasıl? Sınava giriyorsunuz, aldığınız puana göre bir tercih yapıyorsunuz. Tercihinize göre size bir yer çıkıyor ve çıkan yere kayıt yaptırıyorsunuz gibi bir süreç var. Ama müzik bölümü asla öyle değil. Üniversite sınavlarına evet giriyorsunuz, yani daha doğrusu birinci aşamasına giriyorsunuz. Ama onun dışında müzik bölümü mü okumak istiyorsunuz? Öğretmenlik mi, konservatuar mı, sahne sanatları mı, ne okumak istiyorsanız hiç fark etmez. Gidip bir de okulun özel olarak sınavına giriyorsunuz. Daha önce yetenek sınavları ile ilgili videomda anlatmıştım. Bu arada açıklama kısmından ya da videonun sonundan o videoyu da izlemediyseniz, ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Yani dediğim gibi özel olarak giriyorsunuz. Bu benim böyle işte hiçbir yere tutturamadım da bu okulu kazandım dediğim bir yer değil. Bu benim hayalimdi, istediğim bir şeydi ve yaptım, oldu. Özel olarak çalıştım, başardım ve kazandım. Hiçbir yer olmadı da neyse ya, ben bir gideyim de müzik öğretmenliği okuyayım demedim ki. Hani bu çok büyük bir yanılsama. Yani gerçekten çok fazla arkadaşımın maruz, yani ben kendim şahsen yaşamadım bunu ama gerçekten çok fazla arkadaşımın maruz kaldığı bir şey. Yani çok kez duydum. Ya üzülecek bir şey yok, hani böyle bakıp da ya üzülme boş ver falan demek, ne bileyim, garip birazcık gerçekten. Aslında hem garip hem biraz da saçma bir şekilde komik. Bilmiyorum. Bir de şey var, işte bunu söylüyorlar, daha sonra 2 yıllık mı 4 yıllık mı ne falan. 2 yıllık da olabilir, 4 yıllık da olabilir. Yani 2 yıllık olmasını küçük görüyorsun, yani öyle mi olmuş oluyor, bu garip bir şey. Bu durum zaten kimseyi ilgilendirmez ama onun dışında bir öğretmenlik, mesela müzik öğretmenliği için konuşuyorum. Bir öğretmenlik bölümünün 2 yıl olması mümkün mü zaten? Yani 4 yıl, evet. Ki dediğim gibi 2 de olabilir, 4 de olabilir. Yani insanları ötekileştirmek, insanları rencide etmek, habire böyle bir eleştirmek, sanki herkes çok mükemmel olmak zorundaymış gibi ya da herkes çok mükemmelmiş gibi bu şekilde eleştiriler yapmak bana pek mantıklı gelmiyor. Yani bu sadece benim görüşüm değil, işte dediğim gibi hepimizin genel olarak yaşadığı bir şey ve gülünç bir şey aslında. Bir diğer anlatmak istediğim şey, yine bu komşu, akraba, birileri, bu tarz kimselerle konuşurken mesela müzik bölümü okuduğunuzu söylüyorsunuz. Şöyle bir yanıtla karşılaşıyorsunuz. Aa, benim oğlumun da benim kızımın da sesi çok güzel. Ya biraz da gitar çalıyor, girse kesin o da kazanırdı. falan gibi böyle bir hareketler. Bu iş ne yazık ki ses güzelliği olacak bir şey değil.
Evet de belki sesiniz güzeldir. Evet. Sesinizin güzel olması, bir şekilde kendi kendinize gitar çalıyor olmanız sizin vokal için yeterli olduğunuz anlamına gelmiyor. Belki gerçekten yeteneklisinizdir. Belki gerçekten kazanabilirsiniz. Yani kazanamazsınız demiyorum tabii ki ama hani sesi güzel kazanır bu okulu. Böyle bir şey yok. Okulu kazanıp sesi güzel olmayan insanlar da var. Çünkü ses güzelliği değil, sizin yeteneğinize bakıyorlar. Bu çok önemli. Bir diğer karşılaştığımız şey, bu hatta ben bunu ben çok karşılaşıyorum. Bunu yani birden fazla kez karşılaştım bu durumda ve bu ne bileyim, bu da çok komik. Müzik bölümü okuduğunuzu söylüyorsunuz ve aldığınız cevap şu oluyor. Çalgı çalabiliyor musun? Ne çalıyorsun yani? Enstrüman çalabiliyor musun? Biliyor musun bir şeyler falan? Benim yani müzik bölümü okuyup da enstrüman çalamıyor olmam mümkün mü? Enstrüman dersi falan görmüyor olmam. Bu bana şunun gibi geliyor. Bir mühendise gidip de 4 işlem yapabiliyor musun demek gibi oluyor. Ya da bir hemşireye gidip damar yolu açmayı biliyor musun? Bir doktora gidip anatomi biliyor musun diye sormak gibi bir şey. Bir müzik bölümü öğrencisinin enstrüman dersi görmüyor olması, bir şeyleri yani bir enstrüman çalmıyor olması mümkün değil. Ya da not okumakla ilgili de ben buna bile, yani gerçekten söylüyorum, buna bile rastladım. Nota okuyabilip okuyamadığımı falan soranlar vardı. Yanında mesela bir kitap var, bir şey var, çalışıyorum notalarla ilgili. Yani notaları görüyorlar, böyle gösteriyor, bu hangi nota, bunu biliyor musun falan gibi. Yani çok çok garip. gerçekten söylüyorum, bununla bile karşılaştım. Yani bu şekilde, ya bu... Kimin, yani bu aslında neyden kaynaklanıyor bilmiyorum ama insanlar böyle zannediyor galiba. Yani umarım çok çok küçük bir kesimdir böyle düşünenler diye söylemek istiyorum ama yani böyle düşünen bir kişinin olması bile bence birazcık nasıl desem kötü. Kötü. Bir diğer bahsetmek istediğim şey şöyle bir muamele var. Oturduğunuz yerden çalıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Ders yapıyorsunuz, böyle ders mi oluyor? İşte oturduğun yerden çalışıyorsunuz. Çok eğleniyorsunuz, çok güzel ya, çok ne bileyim, çok keyifli bir meslek. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, keyifli bir meslek. Ama şöyle, yani bu mesleğin keyifli olmasının sebebi ben müzik olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kendi yapısı var. Herkesin zevkleri var, karakteri var. Yani dediğim gibi işte yapısı var ve herkesin keyif alacağı meslek farklı. Herkesin yapabileceği şeyler farklı. Herkesin kapasiteleri, becerileri, her şey farklı. O zaman evet, bu iş benim için uygunsa, ki olmayabilir. Mesela herkes için uygun olmayabiliyor. Müzik bölümü okuyup da müzik bölümünün aslında belki kendi için uygun olmadığını sonradan fark eden arkadaşlarım da oldu. Yani olabilir. Öyle insan için mutlu mu şimdi? O değil. Keyif almıyor, mutlu da değil. Hani bu yüzden müzik bölümü olduğunda evet siz çok keyifli bir iş yapıyorsunuz fikri de yanlış. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse bu iş benim için evet çok doğru bir iş. Ben çok mutluyum. Dünyaya bir kez daha gelsem yine bu mesleği seçerim. Bundan da çok eminim. Bu tüm diğer meslekler gibi çok sıkıcı olduğu zamanlar da oluyor, çok yorucu olduğu zamanlar da oluyor. Keyifsiz, tatlı, tatsız. Tabii ki çeşitli zamanları mutlaka oluyor. Yani bu hem her meslekte olduğu gibi böyle. Onun dışında şöyle, yani gerçekçi olarak düşünecek olursak hayatın hangi alanı stabil ki? Mesleki hayatınızda bir stabilite arayabiliriz. O yüzden gerçekçi olarak baktığımızda evet, elbette. Belki bir gün çok sıkıldığınız bir gün olabilir. Çok yorulduğunuz bir gün olabilir. Belki hiç yapmak istemediğiniz bir gün olabilir. Ama orada evet, okulunuz vardır ya da çalışıyorsunuzdur. İşe gitmek zorundasınız diğer meslekler gibi. Ya da okula gitmek zorundasınız. Evet, diğer bölümlerde okuyan diğer öğrenciler gibi. Bu böyle ama işte müzik okuyorsunuz, çok güzel, çok rahat bir iş yapıyorsunuz, çok keyif alıyorsunuz. Harika ya, ne güzel. Böyle bir şey değil. Çünkü biz artık bunu hobi olarak yapmıyoruz. Bir de bu var. Yani bu benim mesleğim olacaksa ben bu işte profesyonel olarak ilgilenmeye çalışıyorum. Kendimi olabildiğince maksimum, yani yapabildiğim kadar geliştirmeye çalışıyorum. Bu böyle olmalı. Gelişmenin bir sınırı da yok çünkü. Olabildiğince elimden ne geliyorsa her şeyi yapıyor olmalıyım. Tabii ki bu durumun can sıkıcı, yorucu, umut veren, hayal kırıklıklarıyla dolu olan, yani çeşit çeşit yanları tabii ki olacak. Bu yüzden bu da bir yanlış bir şey. Bu da biraz bana saygısızlık gibi geliyor gerçekten. Bir de bu, çok üzülerek söylerim ama bu benim yaşadığım bir olay. Üniversiteye hazırlanırken bir dershaneye gittim. Çünkü hani evet, biz de diğer liseler gibi
Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Yani evet, Güzel Sanatlar Liselerinde de diğer tüm liselerdeki gibi kültür derslerinin, işte matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi, tarih gibi diğer derslerinde görüldüğü dersler mevcut. Ama elbette ki Anadolu Lisesi'nde okuyan ya da diğer işte diğer okullarda okuyan öğrenciler gibi bir üstüne düşünmüyor bu konunun. Çünkü bu benim mesleğim değil. Böyle bir durum var. Benim kendi alanımla ilgili daha fazla üstüne düştüğüm derslerim oluyor. Böylelikle elbette bir şekilde aslında geri kaldığımız konular olabiliyor. Matematik gibi. İşte fizik, kimya, biyoloji gibi derslerde ya da hatta Türkçe, tarih, coğrafya falan gibi derslerde dahi olmak üzere. Ben de bu yüzden üniversite hazırlanırken bir dershaneye gittim. Bir sürenizden ders alayım, hani o şekilde destekleyeyim. Sınavdan önce gibi bir sürecim olmuştu. Ve orada hani dershanelerde ilk gittiğinizde sizinle tanışıyorlar. İşte nerede okuyorsun, nereyi kazanmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun gibi. Bu tarz şeyleri sormuşlardım. Bir hocamız benimle bunu konuşuyordu. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduğumu söyledim. Uludağ Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği okumayı istediğimi, yani bu o okulu kazanmak istediğimi söyledim. Böyle bir baktı ve dedi ki, peki ne olacaksın? Dedim ki, akademisyen olmak istiyorum. Ama benim hep küçüklüğümden beri, yani müziğe başladığımdan beri ki hayalimdi akademisyen olmak. O zaman da öyle dedim. Hani akademisyen olmak istiyorum dedim. Bir baktı. Hafif bir böyle bir küçümser gibi bir gülümsedi ve şey dedi. Ne olacaksın? Blok flüt profesörü mü dedi bana. Şimdi ben hangi birine yanayım? Blok flütü küçük görmesine mi? Benim profesör olamayacağıma inanmasına mı? Müzik bölümü okuduğum zaman bir şey olamayacağıma inanmasına mı? Yani ya da en kötüsü bunu söyleyen kişinin bir öğretmen olmasına mı yanayım? Bu çok korkunç. Ki eminim yalnız değil. Yani bunu tek başına düşünmüyor. Eminim ki başkaları, yani bu şekilde düşünen birileri de vardır. Yani illa vardır. Dünyada bir tek o düşünüyor değil ya. Ama çok korkunç bir şey. Özellikle bir öğretmen olarak böyle bir şeyi kendi öğrencisine söylemesi kadar korkunç bir şey yok. Daha sonra gerçi bana şaka falan yaptığını söyledi ama bilmiyorum ne kadar doğru ya da nasıl. Ama yani böyle bir şeyle de karşılaştım. Yani hiçbir enstrüman, isterseniz melodika'dan tutun blok flüte kadar, hani daha çok okullarda gördüğümüz, daha basit gördüğümüz enstrümanlar da dahil olmak üzere, hiçbir enstrümanın küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve yani öyle ya da böyle, ki blok flüt çalmak kolay bir şey değil, çok da öyle küçümsenecek bir şey de değil gerçekten baktığınızda. Çalanlar bilir ki evet, müzik öğretmenliği bölümlerinde bir dönem blok flüt dersi falan görüyorsunuz okul çalgıları dersi altında. Yani gerçekten küçük görünecek öyle çok da ya basit işte oldu üfledim gitti falan gibi böyle bir şey asla yok. Ki hem küçük görmek kötü ama dediğim gibi yani müzik bölümü okuduktan sonra akademik kariyer yapamazsın. Yapacaksan da yani ne olacağım, blok flüt profesörü mü? Kafası güzel bir şey değil. Bu da bence çok büyük bir yanılgı ve eminim yani böyle düşünen bir sürü insanda olduğunu öyle tahmin ediyorum. Ve bu çok üzücü, gerçekten çok üzücü. Son olarak bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Aslında bu söyleyeceğim şey biraz daha böyle toplumun önyargıları ya da yanlış bildiği şeylerle ilgili değil de Türkiye'deki müzik camiasının kendi içindeki bir çatışması ile ilgili ama yanlış bilinen böyle inanılmaz büyük önyargıların olduğu bir konu. Ne diyeceksiniz? Türk müziği ve Batı müziği olayı. Sen Türk müzikçisin, sen Batı müzikçisin. Müzikleri bu şekilde adlandırmak ya da hangi müziği yaptığına göre insanları bu şekilde ötekileştirmek çok yanlış. Çok büyük bir önyargı. Bir kere mesela bunu kesinlikle söylemeliyim. Bize lisedeyken bunu her zaman bize söylerlerdi ve bizi çok hani tembihlerlerdi. Türk müziği, Batı müziği diye bir ayrım yapmayın ve Batı müziği kelimesini kullanmayın. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Biz evet şu an Türkiye'den bakarsak Batı ne tarafı oluyor? Avrupa tarafı olmuş oluyor. Biz yani Batı müziği derken aslında Avrupa'daki o klasik müzikten bahsediyoruz. Tamam. Ama hadi biz buradan Amerika'ya gidelim. Amerika'ya gidip de Batı müziği dediğinizde neresi anlaşılıyor? Asya mı? Yani aslında sizin orada Batı müziği diye saçma bir şekilde adlandırdığınız şey Asya taraflarında, o taraflarda yapılan müzik için mi bahsediyorsunuz? Hayır. Aslında söylemek istediğiniz şey klasik müzik türü. Evet, klasik müzik diye bir tür var. Bu tıpkı işte blues gibi, caz gibi, rock gibi, pop gibi bir müzik türü. Tamam, klasik müzik dersek evet, tabii ki kabul edilebilir. Ama Batı müziği diye adlandırmak zaten oldukça çirkin. O ayrı bir şey. Bir de bunun dışında Türk müziği, yani
Türk müziği diye de bence bu şekilde adlandırmak da pek doğru değil. Çünkü şöyle, evet elbette ki her halkın kendi müziği var. Bugün buradan Afrika'ya da gitseniz, İngiltere'ye de gitseniz, Çin'e de gitseniz, evet her halkın kendine ait bir müziği mutlaka var. Ama öyle ya da böyle müzik evrensel. Bugün yabancı olan, sizin kültürünüzü hiç bilmeyen, dilinizi de bilmeyen, kültürünüzü bilmeyen biri gelsin, güzel bir türkü seslendirin. Yani Türk halk müziğinden bir eser seslendirin. O kişi yine de buradaki acıyı, hüznü, mutluluğu, kederi, artık duygu neyse onu hisseder. Bu böyle bir netlik var. Çünkü sözler anlaması gerekmiyor. Müzik evrensel bir şey. O zaman biz neden bu kadar böyle ötekileştiriyoruz, bu kadar sınıflandırıyoruz? Bu da yani bu çok büyük bir önyargı diye düşünüyorum. Ya da siz de bugün buradan Afrika'ya gidin, oradaki bir halk müziğini dinleyin. Dilini bilmiyorsunuz, o kültürü bilmiyorsunuz, beden hareketlerini, mimiklerini, hiçbir şey bilmiyorsunuz ama oradaki duyguyu bir şekilde anlıyorsunuz. Çok ses geliyor bu arada galiba, umarım gelmiyordur. Zaten hep bana böyle denk geliyor, gerçekten hep bana böyle denk geliyor. Tadilat, bir şey olduğu zaman çıkıp video çekme durumun oluyor. Yine tadilat var. Umarım çok gelmiyordur ses. Yani böyle ötekileştirmek çok 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 böyle hatalı geliyor. Bunu sadece ben de düşünmüyorum. Bunu düşünen bir sürü tanıdığım da var. Ve eminim ki tanımadığım da bir sürü düşünen insan vardır bunu. Yani evet, elbette ki Türk halk müziği diye bir şey var. Elbette var. Her halkın müziği olduğu gibi. Ama işte sen Türk müzikçisin. Bağlama çalıyor. Diyor ki sen Türk müzikçisin. Tamam ama yani ötekileştiriyorsun, sınıflandırıyorsun, dışlıyorsun. Ya da işte piyano çalıyor biri. Sen piyano çalıyorsun, sen batıcısın. Ya batıcısın ne demek yani? Batıcısın falan diye. Gerçekten böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ve çok çirkin. Hatta, şimdi ismini vermeyeceğim ama bir okul, yani Türkiye'deki bir üniversiteden bahsediyorum. Böyle bir şey duydum. Şimdi elbette ki Türk halk müziği, Türk sanat müziği gibi derslere giren hocalar var. Ney, kanun, bağlama falan gibi daha çok Anadolu'ya ait enstrümanları çalan öğrencilere, onların öğretmenleri var. Bir de daha çok klasik müzik enstrümanları çalan öğrencilerin de hocaları var. Okul ikiye bölünmüş durumda. Klasik müzik dersine giren hocalar, Türk halk müziği dersinde, işte Türk sanat müziği dersine giren hocalar falan, onların hepsi hiçbiri görüşmüyor. Ve öğrencilerinin de görüşmesini yasaklıyorlar falan. Bu ne kadar çirkin bir şey. Bu gerçek. Ben uydurmuyorum bunu. Bunu duydum gerçekten. Hani böyle bir okul var Türkiye'de şu anda. Hani baktığınız zaman bu kadar böyle ötekileştirmek, bu kadar nefretle yaklaşmak ne kadar doğru? Eğitim fakültelerinde bir de şu konuşuluyor. Mutlaka işte küçük yaştaki çocuklara özellikle müzik eğitimine başlatılırken her zaman, yani dünyanın neresinde olursa olsun, kendi halk müziğiyle başlaması daha sağlıklı gibi bir şeyler konuşuluyor. Bu tarz şeyler konuşuluyor. İyi, güzel, hoş, tamam. Biz çocuklarımıza Türk halk müziği öğretelim. İyi de öğretmenler, insanlar, bu işte okuyanlar, meslek edinmiş olan bu kadar insan bu durumu bu kadar ikiye ayırdıktan sonra biz bu çocuklara bunu nasıl öğretebiliriz? Bu da bir, ne bileyim, pek mümkün değil gibi. Çünkü insanlara nefret ettiriliyor. Bu çok büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. Sen Türk müzikçisin, sen Batı müzikçisin. Klasik müzik çalan öğrenciler Türk halk müziği çalmaktan nefret ediyor. Türk halk müziği çalan öğrenciler de piyano görünce oluyorlar. Yani bu gerçek ve ne kadar aslında büyük bir ön yargı. Bence bu da kırılması gereken ve artık fark edilmesi gereken, konuşulması gereken, ki aslında çok uzun süredir de konuşulan bir konu ama yine de bu videoda da bahsetmek istedim. Yani bu da çok büyük bir ön yargı diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Bu video için anlatmak istediğim, sıralamak istediğim şeyler bu kadardı. Ki eminim düşündüğümde ya da birileriyle konuştuğumda mutlaka daha bir sürü şey daha söyleyebilirim. Belki duruma göre bu videonun bir ikinci versiyonunu falan çekebilirim. Duruma göre bakacağım, ona göre ayarlamaya çalışacağım. Videonun başında da dediğim gibi asla kimsenin fikrini değiştirmek için çekmiyorum bu videoyu. Belki de yine videonun başında dediğim gibi hep kendi aramızda konuştuğumuz bir konu ve bence bunun biraz daha aleni, belki daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ve haberi olmayanlar da bilgilensinler ve bu durumun biraz farkına varsınlar istiyorum. O yüzden bu videoyu çektim. Bu video kaç kişiye ulaşır, kaç kişi izler, kim öğrenir, bilir ya da kabul eder bir, yani bilmiyorum ama önemli olan, yani bir kişinin bile hakkında böyle, aa evet bu insanlar böyle şeyler yapıyor, işte böyle şeyler ben de düşünüyordum ama aslında gerçekten mantıklı düşünce böyle değil gibi bir kişinin hakkında bile
böyle bir ışık mı diyeyim, bir fikir oluşturuyorsam bile ya da işte bir fikir oluşturmaya yardımcı olacaksam aslında ne mutlu bana. Yani dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Umarım kendinizden bir şeyler bulmuşsunuzdur bu videoda da ya da işe yaramıştır yani. Öyle umut ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve bu videoların devamını izlemek isterseniz, haberdar olmak isterseniz abone olup bildirim açabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.